Evet efendim, son dakika ile girdik gene. Son dakika. Devlet Bahçeli de aşı olmuş. Kutluyoruz kendisini. Halkı aşı olmaya davet ediyormuş. Onu da böyle bu fotoğrafıyla birlikte görme şansını bulmuş olduk. O genel merkezdeki makam odasında aşı olmayı tercih etmiş. Erdoğan hastaneye gitmişti. Şehir hastanesine. Biliyorsunuz. Bu arada hemen hatırlatalım tekrar. Kılıçdaroğlu sıramı bekleyeceğim dedi. Yani o Erdoğan ve Bahçeli gibi sıranın önüne geçip aşı olmayı beklemeyeceğini ifade etmişti. Bu arada ekranını, televizyonu yeni açıp da bizlerle yeni buluşanlar için belki tekrar etmekte fayda olabilir. Erdoğan dün aşı olmaya gitti biliyorsunuz. Aşı olması kadar konvoyu dikkati çekmişti. Bir konvoy görüntülerini tekrar verebilirsek, ardı arkası kesilmemişti arabaların. Bu arada bir sevgili dostum, bu konvoyu görürken not atmış, diyor ki, bu arada diyor, mesela meclise gittiğinde Ankara semalarında helikopterler dolaşır diyor. Erdoğan meclisteyken, bu sırada da muhtemelen öyledir. Merkel mesela meclise ya da işte makamına, başbakanlığa neyse giderken iki araba gidiyor biliyorsunuz. Bir kendi arabası bindiği, bir de arkada koruma. İki araba. Aşıya Ezik. böyle gidiliyor. Ezik. Ezik. İtibarsız. O da aşı olmayacakmış. O da mı itibar? Yani doğru. Zaten itibarsız. Baştan beri itibarsız bunlar. Sarayları bile yok öyle büyük. Sarayları bile yok. Ama onun ürettiği arabayla bizimkiler itibar kazanıyorlar. Yani bir görüntüyü baştan verir misiniz? Bu En konvoyu bir daha... başından, konvoyun en başından. Çok, çok doğru Hani dikkat söylüyorsun. edin, o itibarsız Ülkenin. Merkel'in ülkesinin ürettiği arabalar dışında bir arabaya biliyorsunuz binmiyoruz. Görüyorsunuz oradan, hani söylemeyeyim, Görmeyelim. reklamı olmasın. Görmeyelim. Söyle. Zaten reklamına ne ihtiyacı var, o da ayrı, da devlet yapıyor onun reklamını. Hani o itibarsız kadın gelmiş, nasıl olmuş bu Almanya'nın başına gelmiş onu bilmiyoruz. İtibarsız oraya oturmuş. Onun ürettiği araba hariç bir arabaya binilmiyor. Biliyorsunuz valilerden tutun devletin her kademesi, Diyanet İşleri Başkanı'na kadar herkesin itibarı o itibarsız Merkel'in ürettiği Şey, arabaya bağlı. Diyanet İşleri Başkanı demişken bilerek mi söyledin yoksa öyle mi aklına geldi bilmiyorum. Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili bir son dakika haberi var. Bugün son dakikalardan gittik. Efendim, Ankara Barosu yöneticileri hakkında Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik sözler nedeniyle soruşturma izni verilmiş. Şimdi avukatların meslek odası ya baro. Soruşturulmaları, haklarında dava açılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlı. Bazı konularda öyle oluyor zaten. Adalet Bakanı demiş ki, tabii canım soruşturun demiş. Neden? Baro yöneticileri, 11 yönetici, yani katiyen üzerlerine vazife olmayan bir şekilde hadlerini aşarak fikir beyan etmişler. Bir hutbe sırasında değil mi? Söyleyeyim Söyle. istersen, Diyanet İşleri Başkanı zinayı, gayrimeşru ilişkiyi, eşcinselliği, nikahsız hayatı, AIDS oluyorlar, yani HIV virüsüne maruz kalıyorlar, bu kötülüklerle mücadele edelim diyerek onları ötekileştirdi diyor Ankara Yani Barosu. mesela evlilik dışı ilişki yaşayanları hedef gösteren, ötekileştiren ve dahası hedef gösteren bir hutbeden, bir Bir de metinden söz ediyor. gayrimeşru ilişkide HIV Eşcinselleri. niye oluyor? Yani niye AIDS oluyorlar Onu sen onu? anlamazsın. Onu ben Onu sana ne bileyim anlamadım yani. beraber Ben de yaşayanlar. anlamam ama yani sen hiç anlamazsın. Peki. Ankara Barosu da buna itiraz Eşcinselleri ediyor. ötekileştiren, kriminalize eden bir bakış aynı zamanda.
Şimdi burada soruşturulması gereken Diyanet İşleri Başkanı aslında. Halkı kin ve nefret vesaire vesaire diye benim hakkımdaki 4-5 davanın maddesi var ya, onun uygulanması gerekiyor. İnsanları, toplumdaki insanları, sen eşcinselsin, sen evlilik dışı ilişki yaşıyorsun, sen işte sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun diye bölerek kin ve nefret meselesi yüzünden. Şimdi bunu söylediğim için benim hakkımda da bir daha soruşturma açılır mı? Hadi ben söylememiş olayım. Sana atayım. Emin söyledi, ben demedim, o dedi. Yani ve bir baro, bakın bir baro. İşi bu. Ben söz ediyoruz. İnsan haklarını savunmak. Evet. İşi bu. Varlık nedeni bu. Baronun varlık nedeni bu. Bu. Yani akıl Ankara alır. Baro Başkanı Avukat Erinç Sağkan'ın da aralarında olduğu 11 kişi ifade vermeye çağrılacak. Daha sonra dava açacak mıyız, açmayacak mıyız? Belli olacak. Ama barodan bir açıklama var bu arada. Öyle bir cümle mi? Söyleyeyim mi? Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşılamadığı gibi görevi gereği anayasa ile güvence altına alınan din, vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur. Ankara Barosu'nun açıklaması. Bir daha oku hayatım o cümleyi. Ankara Barosu tarihinde hiçbir zaman dini değerleri aşılamadığı gibi görevi gereği anayasa ile güvence altına alınan din ve vicdan hürriyetinin her zaman savunucusu olmuştur. Ya sene 2021 ve bunları konuşuyor olmak, bu noktalara gelmiş olmak çok, çok affedersiniz, sizi rahatsız etmiyor mu bizi izleyen hanımefendiler, beyefendiler? Hani Reha Muhtar'ın ifadesiyle söyleyeyim, her nerede yaşıyor yaşatılıyorsanız bilinçli. Öyle derdi. Kimseniz, kime oy verdiyseniz, tuhaf yani içinizi yakmıyor mu, acıtmıyor mu? Acıtıyor tabii, bu bir kere... Türkiye şeriat devleti değil. Kusura bakmayın. Burada bir dini aşağılama yok. Yani böyle bir şey, halkı kin ve nefrete kimin şey yaptığı da belli. Bir kere söylediği zaten bilimsel olarak yanlış. Gayrimeşru ilişki, HIV falan böyle bir şey yok. Onun korunmanın yolları belli falan. Yani zina, ismi İslami literatürde ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyorlarmış gayrimeşru yaşayanlar. Bir kere zaten oradan dava etsinler yanlış bilgi veriyor diye. Çünkü evli olanlar yani zina yapmayanlar için de aynı şey geçerli. Tabii aslında hep söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim. Belki de duymaktan sıkıldınız, kusura bakmayın ama bütün bunlar içeride ve dışarıdaki sıkışmışlığın tezahürü. Yani ekonomi kötü, kutuplaşma almış başını gidiyor. Eğitimin kalitesi yerlerde, Emin Çapa'nın en çok kafa yorduğu zavallı, yani hakikaten uykusu kaçıyor bu yüzden. Böyle meseleler var. Dışarıda başka meseleler var. Baroya efendim soruşturma açılsın. Ay sen Diyanet İşleri'ne ne dedin? Diyanet İşleri'ne bir laf ettiyse dininiz imanınıza bir laf etmiş diye algılasın insanlar. Böyle bir şey var. Bakın, gerçekler o kadar farklı ki. Karar gazetesini görebiliyor muyuz arkadaşlar? Şuradan göstereyim. Bakın Karar manşetini atmış. F-35'e dönmek istiyoruz diyor. Diyen kim biliyor musunuz? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ay ben eve dönmek istiyorum der gibi. Ben F-35'e dönmek istiyorum Hulusi Akar. Bu arada Patriot'a da dönmek istiyormuş. Evet. F-35 programına dönmek istiyoruz. Patriot görüşmeleri yeniden başlamanı, Biden döneminde normalleşme bekliyoruz demiş. Çok ilginç. Hulusi Akar. Evet. Şimdi bunları söyleyen bir muhalefet partisi lideri, mensubu nasıl bir muameleyle karşılaşırdı Allah aşkına? 10 gün önce, bir ay önce. Amerika satılmış. Satılmış. İsrail'den girer. Amerika'dan çıkar. İngiliz derin devletinin cehenneme uğrar. Uğrar kesin, kesin uğrardı. Şimdi bu arada ben bir şey bekliyorum yalnız. Televizyonlarda bu şeyler alınırken, S-400'ler alınırken televizyonlarda çok uzman insanlar vardı. Nereden geliyor uzmanlığı bilmediğimiz insanlar, nerede okudular, ne bildiler, hiçbir kaynak göstermeden bir şey söylüyorlardı. Patriotlar çok kötüymüş, S-400'ler şahaneymiş.
Zaten Rus MiG'lerini almalıymışız, F-35'ler de kötüymüş şeklinde şeyler söylüyorlardı. Şimdi o arkadaşlar neredeler? Onları bir alabilir miyiz? Lütfen televizyonlara çıkıp o arkadaşlar şunu söylesinler. Desinler ki hayır efendim hayır dönmeyin F-35'lere bunlar kötü. Niye Patriot almak istiyorsunuz? S-400'ler var elimizde. S-400'ler çok daha üstün Patriot'lerden. O zaman öyle diyorlardı. Öyle diyorlardı. Şimdi lütfen bu fikirlerini savunmaya devam etmelerini bekliyorum yandaş kanallarda o arkadaşlardan. Kim olduklarını hepiniz biliyorsunuz. Güvenlik uzmanları falan filan gibi ünvan sahibi o arkadaşlar. Onların şu anda da Sayın Hulusi Akar'a bu yanlış bu yaptığınız, kesinlikle dönmeyin, Patriot almayın, daha üstün S-400'ler zaten de aldık, devam da edin almaya demelerini bekliyorum şimdi. Akıl peki. Verme açısından. Bir şey söyleyeceğim ama düne kadar hala diyebilirlerdi ama dün almışlar şeyi, yönergeyi almışlar. Akar çünkü bu açıklamaları Ankara'da bir grup gazeteciyi çağırarak yapmış. Gelin size söyleyeceğim var diye. Şimdi o söyleyince anlamışlardır. Senin dediğin gibi artık hani F-35'leri boş verin, MiG'ler falan demezler. Şimdi o tersini mi duyuyoruz? F-35'ler üzerine bir güzelleme yapılır ki F-35, nerede kaldın? Gözlerimiz işte bilmem ne menekşelendi sular. Öyle değil tabii de. Ben şiir yazamam zaten. Siz yazın evde gönlünüzce. Yani çok ilginç bir şey öğrendim. Murat Yetkin'in yazısından. Hı. Bugün önemli bir yazı yazmış. İsim isim Biden ekibi bize ne anlam ifade ediyor? Türkiye ilişkileri açısından. İsim isim yazmış. İşte adaylar ve kesinleşenler üzerinden ne ifade ediyor diye. Bu arada şunu unutmayalım. Biden, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanı. 5 gün sonra da oturacak o koltuğa. Biden Türkiye'ye Kıbrıs sonrası o meşhur ambargo tasarısını getiren kongreye 4 kişiden biri imzalayıp öneren ve sonra da geçiren Türkiye'ye Kıbrıs sonrasında uygulanan Amerikan ambargosunun öneren 4 kişiden biri bu arada. Bunu da unutmayalım. Bunu söylerken Murat Yetkin yazısında ben çok önemli bir şey öğrendim. Biliyorsun Alman gemileri Türk sivil gemisini aramışlardı. Hı hı. Akdeniz'de, Libya'ya giden. Tabii, tabii, tabii. Onun nasıl olduğunu biliyor musun? Gemiden haber geliyor. Görüntüleri bulabilir miyiz çocuklar? Alman kontrterör. Ben bilmiyordum. Türkleri. Murat Yetkin'in yazısından öğrendim. Eğer biliyorsa seyircilerimiz kusura bakmasınlar. Şöyle oluyor. Haber geliyor. Dışişleri Bakanlığı'na, Savunma Bakanlığı'na ne yapalım diye. Fakat onlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamıyorlar. Aa. Ve inisiyatif almıyorlar. 2 saat boyunca inisiyatif almıyorlar. O 2 saatlik bir boşluk var orada. Devreye girilsin, durdurulsun, hayır denilsin, gemilerimiz onu korumaya alsın almasın ne yapılacaksa yani bilmiyorum. Hiçbir şey yapamıyorlar. Niye? Bu ülkenin savunma bakanı ve bu ülkenin dışişleri bakanı bir gemimiz Akdeniz'de aranıyor ve onun için ne yapması gerektiğine karar veremiyor. Niye? Tek adama ulaşamadığı için. Düşünsenize. Bir adama ulaşılmadığı için Akdeniz'de bir gemimiz aranıyor ve ne yapacağımızı bilmiyor. Kim bilmiyor? Emin Çapa, Ayşenur Aslan mı bilmiyor? Onların bilmemesi çok normal. Savunma Bakanı. Dışişleri Bakanı. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı, bu ülkenin Savunma Bakanı. Bunların herhalde bir protokolleri falan olması gerekmez mi Ayşenur? Birbirine sormadan, hatta belki Dışişleri Bakanı'na sormadan uygulanması gereken bir protokolleri olması gerekmez mi? Kriz yönetim protokolleri, devlet dediğim böyle bir şey değil midir? Ayol gazete bayi açılamıyor. Sen ne diyorsun? Hangi ülkede, hangi yılda yaşıyorsun? Emin Çapa, rica edeceğim. O zaman ben bu ülkede bakan yok. Bir kişi her şeye karar veriyor. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanı mı var? Bu ülkenin Dışişleri Bakanı mı var? Bu ülkenin Ekonomi Bakanı mı var? Her şeyden bir kişi sorumlu. Dolayısıyla enflasyon da Recep Tayyip Erdoğan enflasyonudur. Yoksulluk da Recep Tayyip Erdoğan yoksulludur. Karnabahar kuyrukları da Recep Tayyip Erdoğan kuyruklarıdır. Soğan yoksunluğu da Recep Tayyip Erdoğan soğansızlığıdır. Dediğimde bana niye kızıyorlar o zaman? Niye kızıyorlar bana? O zaman kızmayın, kusura bakmayın yani.
Kimse kızmasın. Ama bu bana bayağı ağır geldi. Çok. Yani şu açıdan ya Dışişleri Bakanı ya öbürü de Savunma Bakanı. Gemi aranıyor. Ya da Murat Yetkin'i yalanlasınlar bu bilgiyi. Çok acayip geldi bana. Bu arada Murat Yetkin gerçekten çok yetkin bir isim. Çok. Biliyorsunuz zaten. Biden'ın kabinesini birçoğu belirlendi, bazıları hala net değil. Sayarken her birinin Türkiye açısından ne anlama geldiğini, Türkiye'ye nasıl yeni sıkıntılar getireceğini de kaleme almış. Yeni sıkıntılar diyoruz. Çünkü zaten bir gerginlik var ve o gerginlikte Biden'ın gelişiyle ek bir takım sorunlar olabilir gibi kaygılar da var elbette. Ama şimdi Hulusi Akar, bakın bu ülkede birkaç kişi çok önemli. Erdoğan'dan sonra tabii ki. Erdoğan'dan sonra önemli olan isimler. Bir, Gölge Milli Eğitim Bakanı Bilal Erdoğan. Onu bir kenara koyuyorum zaten. Hani vakıflarla vesaireyle dışarıdan milli eğitimi dizayn ettiği söyleniyor. İki, Hulusi Akar. Üç, Hakan Fidan. MİT Başkanı. Müsteşarıydı, başkan oldu. 4 Süleyman Soylu. Galiba 5 yok. Şimdi Sağlık Bakanı gibi görünüyor ama konjonktürel. Hulusi Akar bu iktidar için çok önemli. 15 Temmuz'dan itibaren de gördük öneminin, hani nelerin yaşandığını vesaire anladık. Hulusi Akar Ankara'da gazetecileri çağıracak ve diyecek ki F-35'lere biz geri dönmek istiyoruz. Patriotları da yeniden ne olursunuz konuşalım. Amerika'nın hasmı değiliz biz canım. Nereden çıkartıyorsunuz? Bunu diyecek. Diyecek ama bakın Sabah gazetesinin birinci sayfasında bu yer almayacak. Herhalde. Bunu neye yormak lazım? Bilmiyorum. Trump bu ülkenin cumhurbaşkanına, ben açıkçası çok ağır buldum, bu ülkenin cumhurbaşkanına aptallık yapma demedi mi? Telefon edip papazı salmazsan, üstelik yargılama sürecindeydi ya, salmazsan ekonomini mahvederim diye tehdit dedi. Etti de dedi. Mahkeme süreci beklenmeden salınmadı mı papaz? Ralph Branson'dan bahsediyorum. Demedi mi? Dedi. Ve üstelik de bir de bir dalga geçmedi mi Türkiye ile? Bir tweet attım. Nasıl saldılar gördünüz mü diye seçmenlerine söylemedi mi konuşması sırasında? Görüntüleri var. Dedi. Onun için kimse afra tafra yapmasın. Ama ben şunu söyleyeyim, ben bunlara karşı değilim Ayşenur. Aklın bu ülkenin, bu halkın çıkarı neyi gerektiriyorsa onları yapmaları lazım. Ama oy almak için afra tafra yapmayın bize. Gerçeği, bu ülkenin çıkarı neyi gerektiriyorsa onu yapın dış politikada. Buna bizim bir şeyimiz yok. Ama kusura bakmayın, dün kara dediğinizde, bugün ak dediğinizde, dün niye kara dedin deriz biz size. Çünkü siz ona kara dediğinizde biz hayır ya bu kara değil deyince bizi vatan haini olmakla suçluyordunuz. Sen herhalde zaten artık vatan hainliği ilan edilemezsin bence. Zaten çoktan vatan haini olduğunu içselleştirdi bence. Ha, o anlamda. Herhalde nasıl hain olacaksın artık? 1, 2, 3, 4 kaç kere vatan haini olabilir bir insan artık? Hain yani, tamam. Bir daha ihanet edemezsin. Ama çok hain, bence. En hain. Fevkalade hain, ne diyordu Bülent Ersoy? Fevkalade'nin fevkinde hain falan olabilir. Ne var sırayla? Orada da mertebeler var. Uber süper. Uber süper, öyle gidebilir. Neler neler. Şimdi efendim, beyefendi yani Hulusi Akar bir de demiş ki, kassa yaptırımları gündemde ya biliyorsunuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Amerika'daki sitesini de zaten koyularak düğmeye basıldı kassa yaptırımları. Uygulamada şu anda. Evet, uygulamada. Demiş tamam. Ki hani bunlardan geriye gidilebilir, geri adım atılabilir falan eğer olmazsa demiş. Türkiye demiş yaptırımlara misilleme yapacak demiş. Şimdi yani Almanların İstanbul Havalimanı yüzünden bizi kıskanmaları gibi duyanın içini ürpertecek bir durum gibi. Ama ben hani yanlış düşünüyor olabilirim. Türkiye yaptırımlara nasıl misilleme yapar sence? Çok düşündün. Bilmiyorum. Ha? Yani ne yapılabilir bilmiyorum. Yani bir... Mesela ekonomik olarak
Şimdi Amerika ile aramızdaki ekonomi ilişkisinde diyelim ki ya da savunma sanayi anlamında yani bizim onlara sattıklarımızı satmamak gibi öyle bir ambargo koymak gibi falan ne olabilir? Amerika'nın bizden almayıp başka bir yerden almak zorunda olduğu bir mal ben bilmiyorum. Savunma sanayinde de Türkiye o konu benim uzmanlığım değil. Başka yerlere yönelir yönelmez o kadar kolay mıdır değil midir ama kolay olmadığını söylüyor herkes. Türkiye'nin ithalatı açısından söylüyorum. Ama Amerika'nın Türkiye'den alıp yani Amerika'nın bir yaptırım olarak algılayacağı bir şey Türkiye. Durumu şöyle özetleyeyim ben şimdi aslında. Türkiye'nin milli geliri 700 milyar dolara indi. Türkiye hızla fakirleşmeye devam ediyor. Mart ayında burada biz oynanmış büyüme rakamlarını göreceğiz. Ona rağmen Türkiye yoksullaşmış olacak. Bak şimdiden söylüyorum oynanmış rakamları göreceğiz. Ona rağmen Türkiye yoksullaşmış olacak Mart ayında. 700 milyar civarında bir milli gelir var Türkiye'nin. Amerika'nın sadece bir aylık açığı ne kadar biliyor musun? Bütçe açığı. 144 milyar dolar. Yani bir kere biz zaten Amerika'ya yaptırım falan. Ülkemizin çıkarlarını korumamız lazım. Ülkemizin çıkarlarını korumamız lazım. O neyse onu yapsınlar. O ayrı bir şey. Ama hani Türkiye ne yaptırım uygulayacak? Aklıma bir tek İncirlik geliyor. Sayın Ecevit'in hani Erbakan'la koalisyon yaptığı dönemde Kıbrıs Harekatı sonrasında İncirlik'in kullanımını... Ama o son vuruş gibi yani hani sondan İncirlik'i kapattığın anda elinde başka bir şey kalmayacak demek. Ben hükümetin İncirlik'i kapatabileceğini hiç düşünmüyorum. Yani ben söyleyeyim ben öyle bir hükümet görmüyorum. Yani bir Ecevit ya da bir Erbakan koalisyonu gibi bir cesur duruşu olan bir hükümet ben görmüyorum. Ama bilmiyorum başka da bir yaptırım ne olabilir? Ha bir şeyler şey olur ama Amerika bunu hisseder mi? Hani bir yaptırım olarak hisseder mi dersen şöyle hisseder. Ha bir de yani kafa mı tutuyorsunuz diye hisseder Amerika bunu. Tutar tutmaz Türkiye bunu bak buna girmiyorum o ayrı bir konu. Ama Amerika bunu böyle algılar. Ama bu gerçek bir yaptırım olarak şey yapılır mı? Ben hiç sanmıyorum. Mart'ta zaten Avrupa Birliği de şey yapacak. Yaptırımları konuşacak. Evet, o da önemli Mart'ta konu. Türkiye'yi konuşacak. Amerika'yı beklemek Mart'ta için. Mart'ta öteledi AB zirvesi. Amerika'yı beklemek için yaptı bunu. Evet. Dolayısıyla burada bir koordinasyon olacağını söylüyorlar. Yani Avrupa'nın Amerika'yla bir koordine olacağını söylüyorlar. Ama şunu bir kere daha söyleyelim Ayşenur. Biz vatan hainiyiz, evet. Ama... Ay kendi adına konuş, habire beni vatan haini yapacaksın. Beraber ama yalnız gitmeyeyim lütfen. Beni yalnız peki, bırakma. El ele. Vatan hainliği topraklarına. Biz vatan hainiyiz, tamam. En azından ben vatan hainiyim, tamam ama ben size şunu söyleyeyim. Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na, onun yanlış politikalarına, AKP'nin 18 yılda Türkiye'ye bütün yaptıklarına rağmen Türkiye öyle kolay bir vazgeçilebilir bir ülke değildir. Ne Avrupa Birliği, ne Rusya, ne Amerika Türkiye'yi öyle şak diye bir kenara atamaz. Sayın Erdoğan'a ve AKP'nin 18 yıllık yanlış politikalarına ve onun taşıyıcısı Sayın Devlet Bahçeli'nin bu yanlışlara destek vermesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti temelleri o kadar sağlam atılmış, o kadar önemli bir ülkedir ki bu bölgede Türkiye öyle bir kenara tamamen itilemez. Bunu unutmayın. Siz önemli bir ülkenin vatandaşısınız. O kadar kolay kenara itilemez AKP'nin ve Sayın Erdoğan'ın hatalarına rağmen. Şimdi hazır Bahçeli'den birkaç başlıkla konuşmuşken bu vesileyle zaten gündemdeydi de hani birazdan paylaşmayı düşünüyordum. Şimdi tam sırası diye düşünüyorum. Sevgili Levent Kırca'yı da analım sevgiyle, saygıyla. Hani tam yerine denk geldi diyordu ya, tam yerine denk geldi. Bahçeli aşı oldu bir, işte bir de kulağını çınlattı Emin Çapa iki. Şunun aşısı yok. Artık yok. Eskiden belki vardı ama artık yok. Arşiv unutmuyor. Arşive bir aşı yapıp da gerçekleri şöyle çeviremiyorsunuz. Neyse o kalıyor. Bakın. 2014 yılından bir konuşması gelecek Bahçeli'nin. Twitter dahil sahip çıkmış. Ben o konuşmasını hatırlıyordum. Şimdi bugün için hazırlıyordum. Şundan dolayı
Bakın Sabah gazetesi Hulusi Akar'ın açıklamalarını vermemiş ama ne pahasına olursa olsun ittifak, Cumhur İttifakı'nı devam ettireceğiz demesini ve ittifakı genişletme, Cumhur İttifakı'nı genişleme çabasını destekliyoruz sözlerini vermiş Sabah gazetesi. O Bahçeli 6 yıl önce neredeymiş? İzleyelim. Arşiv unutmuyor gerçekten. Muhataplarına ilan ediyorum ki önce özerkliğe arkasından Kuzey Kürdistan'ı açık kabı bırakandan Cumhurbaşkanı olmaz. Türkiye'yi birbirine düşürmeye azmedenden, toplumu kamplara ayırandan Cumhurbaşkanı olmaz. Şehitlerin vebalini ve kanını taşıyan bebek katiliyle müzakere yapandan, teröristlere kucak açandan Cumhurbaşkanı olmaz. Vatanı bölme, milleti 36'ya ayırma hedefinde olandan Cumhurbaşkanı olmaz. Twitter'ı engelleyen, YouTube'u kapatan, kişisel hak ve hürriyetleri budayandan Cumhurbaşkanı olmaz. Vallahi gözlerim yaşardı. Twitter'ı kapatandan, kişisel hak ve özgürlükleri sınırlayandan Cumhurbaşkanı olmaz demiş. Oradan buraya tabii köprülerin altından çok sular akmış. Onu biliyoruz da. Sonra bundan sonra sular nasıl akacak, nereye akacak? Ne diyorsun? Ekonomi mesela, ekonomideki gidiş nasıl etkileyecek bu ittifakı? Bir kere mesela şunu çok ağır buldum. Ne pahasına olursa olsun. Ne demek ne pahasına olursa olsun? Bir yanlış yapıldıysa, bu bir pahaya neden oluyorsa, yani bir zarar veriyorsa, bundan döneceksiniz, siz siyasetçisiniz. Özür dileyeceksiniz. İstifa edeceğiniz kadar büyük bir şeyse istifa edeceksiniz. Değilse özür dileyip yolunuza devam edeceksiniz. Millet özrünüzü kabul ederse. Ne pahasına olursa olsun lafı çok ağır. Ülkenin geleceği pahasınaysa, gençlerin geleceği pahasınaysa, benim geleceğim pahasınaysa, halkın umutları pahasınaysa, bu yani bir kere bu kabul edilemez. İkincisi, Twitter'da 333 hesaba engelleme istenmiş dünyada 2020'nin ilk 6 ayında. Bunun 129'u bir ülkeden. Hangi ülkeden? Türkiye'den. Tazmanya. Peki. Bir şarkı vardı. Tazidi Tazmanya diye bir çocuk şarkısı vardı bir çizgi filmde. Şimdi bunu neden söylediğimi söyleyeyim. Şeyin aşısı yok dedin ya buna pas atarken. Arşivin aşısı yok. Aslında arşivin aşısı var. Şöyle oluyor. Şöyle oluyor. Bir haber yayınlanıyor. O habere erişim yasağı geliyor. Sonra o habere erişim yasağı geldiğini yayınlıyoruz biz. O habere erişim yasağına erişim yasağı geliyor. Yani böyle bir ülke oldu Türkiye. Ben gerçekten aklım almıyor. Örneğin işte konuştuk. Kapıkule'de 100 kilo eroinle yakalanıyor bir arkadaş. Eski bir Avrupa'daki bir ülkenin basın müşaviri. Brüksel, Türkiye'nin Brüksel basın müşaviri. Ve İslami bir örgüt kurmuş orada Avrupa'da. Buna yayın yasağı getirtiyor. Bunun üzerine insanlar yazıyorlar işte yayın yasağı getirildi diye. Ona da yayın yasağı getiriyor. Niye? İnsanlar, niye ki bir adamın uyuşturucu kaçırmasına yayın yasağı getiriyor demesin diye o habere yayın yasağı getirildiğine de yayın yasağı getiriliyor. Yani böyle bir ülke. Onun için aslında aşı bulunmuş bir çeşit aşı yani bu da diye düşünüyorum. Şimdi ekonomi konusunda da... Bir dakika ekonomiye geçeceğim ama şunu sormam lazım. Şimdi hani kişisel hak ve özgürlükler vesaire Twitter, YouTube'u savunan Bahçeli elbette medyanın da hakkını sonuna kadar savunuyor idi herhalde. Biz çok hatırlamasak da. Hele şimdi hiç oralarda değil, onu biliyoruz. Bakın en son Olay TV örneği. Olay TV biliyorsunuz 36 gün sonra mı ne 39 gün sonra mı ne kapatıldı. Yani 40'ını çıkaramadı Olay TV.
Süleyman Sarılar yönetiminde. Çok değerli arkadaşlarımızın çalıştığı. 26 gün. 26 mıydı? Ha doğru doğru. 30'u çıkartmamış. Şimdi Cavit Çağlar almış olay televizyonunu, Bursa'ya dönüyormuş. Paketlettirmiş mi? Hani böyle lokantada yemek yersiniz, yiyebildiğiniz günlerde paketletirsiniz, kalırsa evet, pizzanız evet, doğru. Falan. Ya da öyle bir şey yapmış. Evde yerim diye. Şimdi medyaya biraz girelim. Ekonomiye sonra belki kısacık Bitcoin'i soracağım sana çünkü ekonomi demişken. Bitcoin neyin nesidir, ne yapmak lazım, ciddiye alalım mı diye soracağım. Ama hazır medyadan söz etmişken Olay TV, bugün efendim yeni bir gazete katıldı aramıza, medya mahallesine. Oksijen. Şimdi 40 sayfa değil mi? Bakayım. Evet, tam 40 sayfalık hafta sonu gazetesi. New York Times pazar gazetesini örnek almışlar. Hakikaten de öyle gibi dolu dolu her şey var içinde. Netflix'ten işte bilmem eksene kadar dijital platformlar hakkında sayfalar dolusu haberler, notlar, dış haberler. Daha önemlisi şu. Şimdi Financial Times'ın haber analiz ve yorumları birebir anlaşma yapılmış ve onlardan alıntılar olacak. Bir de Project Syndicate diye bir platforma abone olmuşlar. Oradan da mesela önemli isimler o platforma yazı yazıyorlar. Bakınız Daran Acemoğlu, Türkiye'nin gurur duyması gereken ekonomi uzmanlarından. Nobel adayı iki Nobel ekonomi adı alması olası iki isimden Türkiye'de yetişmiş iki kişi var. Biri. Birisi. Şimdi onun yazısı var mesela. Diyor ki dünya diyor dört kutuplu olmalı diyor. Bir yandan ABD bir, Çin iki, AB üçüncü kutup Amerika'dan ayrıca kendi başına. Bir de aralarında Türkiye'nin de olduğu hani mesela gelişen ülkeler. Türkiye o kadar yalnız ki o kutupta kendi yanlarına kim bulacak bilmiyorum ama Daran Acemoğlu'nun söyleşisi önemli. Efendim bu gazetenin... Bağlantısızları hatırlar mısın? Evet, evet. Onu herhalde kastediyor ama çok tartışmalı o. Yani üçüncü yol, bağlantısızlar falan çok tartışmalı. Vaktiyle de çok tartışmıştı. Onu kastetmiyor. O, yani onun başka gibi bir kutup olmalı diyor. Şimdi efendim bu gazetenin arkasındaki isimler çok önemli. Fotoğraf gelsin. Gazetenin sahibi, Oksijen'in sahibi Zafer Mutlu. Sağdaki isim en başta İsmail Yuvaca. O iki isim işte Günay Öztürk de dahil, İlke Gürsoy. Günay ama benim hatırladığım kadarıyla Zafer Mutlu, İsmail Yuvaca ve Günay Öztürk Vatan Gazetesi'ni çıkartan ekipti. Bir de Tayfun Devecioğlu var, benim çok sevgili arkadaşım. Medya Mahallesi'nin de programının da ilk konuğudur biliyor musun Tayfun Devecioğlu? Öyle mi? CNN ben beraber Türk'teki çalıştım. İlk konuğudur, çok saygı duyduğum bir arkadaşımdır. O da genel yayın yönetmeni olarak yer alıyor. Bir dedikodu çıktı bu gazeteyle ilgili. Dediler ki Aydın Doğan medyaya mı dönüyor acaba? Aydın Doğan mı var bu gazetenin arkasında diye. Dün Zafer Mutlu'yu aradım. Vallahi yalan olmasın ama 1978-79 yılından beri tanırım Zafer Mutlu'yu. O kadar eski tanıdığım bir insandır. Birlikte çalışmışlığım da vardır. O nedenle hani neyin aramızda kalıp neyin aramızda kalmayacağını bilecek kadar da birbirimizi biliriz. Onun için bunu söylüyorum. Sordum. Dedim ki bunun arkasında Aydın Doğan mı var dedim. Kesinlikle bak dedi %99 falan demiyorum. %100 hatta %110 yok dedi Aydın Doğan. Aydın Bey'in dahası dedi bu gazetenin varlığından çıkacağından 3-4 hafta önce haberi oldu dedi. Gene bir tavla partisine oturmuşlar. Onların meşhurdur o partileri. Orada söyledim. O da hayırlı olsun dedi demiş Aydın Doğan da. Siyasetten uzak, yani siyasi bir gazete olmayacak. Elbette siyasete yazılarıyla, yorumlarıyla, röportajlarıyla girecekler.
ama kendisi bizatihi siyasi bir gazete olmayacak iddiasında. Hafta sonu ama şey dediği hani laylon da değil. İçinde belki biz magazin hafta sonu olacak deyince, ama hep öyle anlarız. Hep magazin şey sanırız. Hayır, hafta sonu gazetesi batılı anlamda bir hafta sonu gazetesi. Bak mesela Bekir Ağırdır'ın, Konda'nın genel müdürü Bekir Ağırdır'ın sözleri bugün manşette, yani hani siyasete uzak derken siyasi bir kanada uzaklık belki anlamak gerekiyor, bilmiyorum. Bununla çıkması çizgisini birazcık gösteriyor herhalde. Söz etmişken hemen belirteyim. Diyor ki Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı'nın bizzat Saadet Partisi'nin ağır topu Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etmesinin altında Cumhur İttifakı oylarının %50'nin altına inmesi yatıyor. Bu nedenle iktidar bloğu HDP'yi kriminalize ederek İyi Parti'yi de Millet İttifakı'ndan koparmaya çalışıyor. Erdoğan'ın gözü 673 bin oyda. Yani her oy çok kritik. O oyların ne kadar kritik olduğunu, 100 oyun bile ne kadar kritik olduğunu Amerikan seçimlerinde gördük. Georgia eyalet sekreterine Trump'ın telefon edip de bir oy bile önemli, gereğini yap dediğini sesinden duyduk. Bir bul, o oyları bul dediğini duyduk. Dolayısıyla böyle bir manşetle Oksijen katıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli isimler de var dediğim gibi içinde. Bakalım. Sen bir göz attın mı gazeteye? Hayır, daha fırsatım bakamadın. Olmadı. Zaten bugün Bahiler'deydi. Pierre Cardin öldü. Ben hatta güldüler bana arkadaşlar ama ya onu haber bile veremedim dedim. Burada var neyse ki. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben Türkiye'ye gelmişti ve moda ekonomisi konusunda kendisiyle, hatta Zafer Mutlu ve Tayfun da benim ekonomi müdürüydü. Ben röportaj yapmıştım Pierre Cardin'le. Hayatımda moda konusunda yaptığım biriyle herhalde tek röportajdır. Arşivimde duruyor olması lazım. Böyle yaşım gereği kesikli arşivlerim var hala. Duruyor olması lazım. Kendisiyle öyle bir röportaj yapmıştım. Çok ilginç bir şey söylemişti bana. Ne demişti? Sormuştum ya bütün bu her şeyi, çünkü büyük bir imparatorluk, hani en şey elbiseler ya da tasarımlar bir tarafa, her şeyi de görüyor mu diye. Sordum, hepsine gerçekten siz mi çiziyorsunuz? Yani eminim tabii. Dedi ki hayır ama dedi hepsini mutlaka bir görüyorum demişti bana o zaman. Yani ben çizmesem de bir görüyorum demişti. Başka şeyler de sormuştum. Niye mesela mini etek kışın moda olur da yazın diye, cahilliğimi yüzüme vurmadı ve güldü. Bu konuyu pek düşünmemişsiniz dedi. Niye yazın değil, hani soğukta moda oluyor mini etek diye. Böyle cahil cahil sormuştum herhalde. Ben de bilmiyormuşum, ben de cahilmişim, kadın olduğum halde. Dedi ki bana, çünkü dedi yazın zaten herkes dedi şort giyiyor, şey giyiyor. Bir şey yok meydan. Kışın olacak ki dedi bakacaklar bu elbise ne kadar güzel, o kadının güzel vücudunu, o hatlarını ortaya çıkaracak, kadın iddiasını ortaya. Şimdi bu Oksijen'den bir başlık daha Emin Çapa'ya soru olarak gelsin. Şimdi diyor ki bu üst şeyde, dolar 7 liranın altına iner mi? Bitcoin 3 katına kadar çıkar mı? İki soruyu da bize yanıtını vererek anlat. Dolar 7.40 an itibariyle, 7.40 TL dolar. Evet, şimdi inmiş gibi görünüyor ama bakın 7.40, hani 8.5'tan inince ah bir ferahlayasımız geliyor ama hayır, hala yüksek. Peki bunun daha altına iner mi? Bitcoin 3 katına çıkar mı? Ve Bitcoin bir adet nedir? Şimdi bana anlat. Peki. Önce doları yanıtlayayım. Bilmiyoruz. Yani Türkiye neden? Çok tarihin en yüksek faiz artışlarından birini yaptı biliyorsun. Üst üste iki kere faiz artışı yaptık. Ondan önce de yapmıştık, sonra indirmiştik, tekrar artırdık. Biliyorsun Top Başkanı da faizleri indirin dedi. Türkiye'ye son faiz artışından bu yana 5 milyar dolar geldi. Sıcak para. Hı hı. Sıcak paranın gelme nedeni ne? Bizi çok sevdikleri için mi? Hayır, kar. 8.50'lerden sattılar, aldılar paraları gittiler. Şimdi de 7'ler seviyesinden geriye geliyorlar. Müthiş bir kar, inanılmaz bir kar. Faiz verdiğimiz için geliyor. Eğer faizi indirmezsek
gelmeye devam ederler. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde bu kadar yüksek faiz veren bir ülke yok. Ve Cumhurbaşkanı da çıkıp farkındaysan hiç faizleri indirin falan filan demiyor. Farkında mısın? Bilmiyorum. Hiç faiz enflasyonun nedenidir demiyor. Enflasyondan yanıyor halkımız. Ayçiçek yağını az önce gördük. Hiç bunlar konuşulmuyor şu anda. Bunlar konuşulduğu anda dolar yeniden hareketlenecektir. Faizi indirdiğiniz anda, çünkü ekonomi iyi olduğu için olmadı bu. Tek bir nedeni var. Yabancı sıcak para girişi. 5 milyar dolar giriş yaşandı ama bu sıcak para. Yani sıcak para ne demek? Pırt diye çıkıverir. Anında çıkıverir faizlere dokunduğunuz anda. Onun için hükümetin doların inip çıkmayacağını şey yapmak için sana bir soru sorayım. Hükümetin ekonomi politikası nedir? Bana onu söyle. Şöyle, genellikle biliyorsunuz kış olimpiyatlarında görürüz bunu. Slalom vardır kayakla. Şöyle, 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 şöyle giderler. Ama bu bir ekonomi politikası değil. Ekonomi politikası dediğin için bana bir şey söylemen lazım senin. Türkiye'nin büyüme politikası. Her gün mü söylemem lazım? Hayır. Orta vadeli programda, yeni ekonomik program oldu. Eylül ayında açıklanmıştı. Sayın Albayrak istifasıyla hani daha yepis yeni programı. Biliyorsun daha bir ay içinde bütün değerleri. Bugüne kadar Sayın Albayrak'ın açıkladığı bir tek hedef tutmadı. Bir tane tutmaz mı ya? Onlarca hedef var onun içinde. Ya bir tane tutmaz mı? Alkışlıyorlardı dolarla maaş almıyorum diyen arkadaşlar. Onlar herhalde bu konuya açıklık getirirler diye düşünüyorum. Hükümetin ekonomik politikasını bilmeden ben size bir ekonomi şeysi nasıl yapayım Ayşenur? Ne diyeyim ben size? Bilmiyorum. Mesela Cumhurbaşkanı'nın bir noktada hadi indirin artık faizleri deyip faizleri indirimine erkenden gidilmeyeceğini gereksiz yere. Ben bunları bilmiyorum. Onun için dolar kısmını tamam. Peki gelelim Bitcoin'e. Bitcoin hani daha yukarı çıkar mı? Mesela gazetedeki soru 3 katına kadar çıkar mı? Önce lütfen ne olursun hanımefendiler, beyefendiler, bilenleri üzeceğim biliyorum, çok ayıp edeceğim ama bilmeyenler de vardır diye düşünüyorum. Ben en azından çok, gerçekten çok az biliyorum. Bitcoin bir adet nedir? Ne işe yarar? Devletin para basma tekeli kime aittir tarih boyunca? Sen ben para basabilir miyiz? Hayır, para basamayız. Para basma tekeli devlete aittir. Para basanlara biz ne deriz? Kalpazan, sahte para basıyorlar deriz. Devletin para basma tekelini devletten alıyor. Kripto para diyoruz buna. Bir şifre. Kripto gizli demek zaten. Evet, bir şifre. Üzerinden bir para üretiyoruz. O da blockchain. Blockchain dünyanın geleceği için en önemli konudur. Bir daha söylüyorum. Dünyanın orta vadede en önemlisi konusu blockchain'dir. Blockchain üzerinden üretilen bir şey bu. Büyük kısmı öyle diyelim. Bütün kripto paralar blockchain üzerinden değil ama büyük kısmı öyle. Önemli kısımlar öyle. Bitcoin öyle. Birinin bir şifre üretiyor ve o para sizin oluyor. O. Ve siz diyorsunuz ki benim arkasında devlet olmayan bir param var. Bu kadar. Bir şifre. Şimdi mesela döviz bürolarında bizim hemen artık, şuradakinde var. Artık var ve bir de işte camekana da asmışlar. Bitcoin alınır bulunur diye. Alıp satabiliyorsun. Evet. Şimdi bunun bir Bitcoin var. Ne kadar mesela? Şu an itibariyle ben açtım. En son kaçtan işlem gördüğünü söyleyeyim. Şu anda 38.573 dolar. Şu anda 38.569. Bir Bitcoin. Hadi canım. Şu bir anda, Bitcoin ne kadar dedim bir daha söyle. Şu anda 38.565 dolar oldu. Sürekli işte işlem görüyor. Bir yıl önce bu 8.000 dolar civarındaydı. Önümde açık benim bir yıllık evri. 8.654 dolardı. Fakat buradaki şey peki şu. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi kimde var ki bu kadar para, ben gideyim de bir Bitcoin alayım diyebiliyorsun? İşte nasıl... Liranın kuruşu var. Ha, bunun da kuruşları var. Kuruşu var. Kuruşunun kuruşu var. Kuruşunun kuruşunun kuruşu var. Dolayısıyla onları alıyorsunuz. Şimdi gelelim şuna. Bakın dolar bugün itibariyle dünyada evrensel bir para birimi gibi. Bu elbette paranın icadından bu yana böyle değildi. Para icat edildikten sonra. Sterlindi bir zamanlar. İşte altın, Venedik Dükası'ydı. Tabii Venedik Dükası sonrasında. Sonra sterlin vesaire. Dönem dönem tarihin o kavşağında
hangi ülke güçlüyse onun para birimi ya da kuralları geçerliydi. Şimdi dolar çok uzun bir süre devam etti. Dolarizasyon dediğimizde bir mesele çıktı ortaya. Ama yavaş yavaş Amerika'nın gerilemesi, Amerikan hegemonyasının çökme işareti vermesiyle birlikte dünyada yeni arayışlar oldu. Doların yerine Bitcoin alır mı, alacak mı? Yani Bitcoin bu, alamaz. Alamaz. Kripto paralar alabilir mi derseniz o bir soru işareti dünya için çok tartışılıyor. Ama Bitcoin alamaz. Bitcoin hacmi sınırlı, yenisi üretilmiyor. Bitcoin'in bu kadar yükselmesi nedeni sabit. Yenisi üretilemiyor Bitcoin'in. Sabit. Nasıl üretiliyor Bitcoin. Ki yenisi üretilemiyor? Biraz vallahi anlaması zor tabii. Boş ama. Ver. O, o kadar karışık verin. Bir şey ki. Hani gerçekten karışık bir şey ama şunu söyleyeyim. Bitcoin için söylüyorum. Diğer kripto paralarda öyle değil. Ama Bitcoin'de yenisi üretilmediği için bu kadar sabit bir şeyden bahsediyoruz. Bir mal sabit ve ona talep var. Tabii. Fakat seyircilerimize şunu söyleyeyim. Kripto paralar hiç bilmediğimiz bir alan. Biz döviz borsalarını yüzlerce yıldır biliyoruz. Roma'da da var, Çin'de de var. Yani paraların hep bir şeysi var. Arkasında altın var mıdır, gümüş var mıdır onlara bağlı bir şey. Ama kripto paralar dünyada çok yeni Ayşenur. Bir zamanlar 19 bine düşmüştü, 6 bin dolar. Bu konudaki son sorum olsun. Bitcoin'i kim ya da kripto paraları? O bir, Bitcoin bir efsane. Kim olduğunu bilmediğimiz bir adamın yarattığı bir şifreleme. Evet. Diğerlerini bir takım kurumlar hala mı öğrenemedik? Hala bilmiyoruz. Ben çünkü hani Japon olduğu iddiası var. Allah Allah, o kadar. Böyle bir şey, evet. Evet. Onu hala bilmiyoruz. Ama seyircilerimize uyarmak isterim. Bitcoin 19 bin dolara çıkmıştı, sonra 6 bin dolarlara inmişti. Bu bilmediğimiz bir piyasa. Bu riskli bir piyasa. Hemen kumar oynamasınlar yani. Ne? Ya da kumar oynadıklarını bilerek oynasınlar. Anladım. Yani bunun riskli bir şey olduğunu bilerek yapsınlar. Bu yani öyle Amerikan doları gibi ya da sterlin gibi ya da TL gibi bir şey olmadığını bilerek yapsınlar. Bu çok dikkatli olunması gereken bir şey. Kripto paralar gelecekte olacak mı? Olacak. Kesinlikle kripto paralar gelecekte olacak. Ama bunun şu anda bir yatırım aracı olarak dikkatli olunması gereken bir şey olduğunu ben küçük yatırımcılara söylemek zorundayım. Büyükler onlar kendileri biliyorlar zaten. Evet. Ama küçük yatırımcıları ben uyarmak zorundayım. Lütfen dikkatli olun. Yani kripto para sizin öyle altın gibi, gümüş gibi bir şey değil. Mesela milyarlarca dolar şu anda kayıp biliyor musun? Şifrelerini unuttukları için. Evet biliyorum. Geçenlerde bir İngiliz galiba haber vardı. Şifresini unutmuş. Son iki hakkı kalmış. Eğer hatırlayamazsa 2,5 milyon dolar karşılığında mı ne? Para uçuyor gidiyor. Ne? Ama hakikaten bilim kurgu gibi. Şimdi bilim kurgudan bir kısacık bir bilim durağına gidelim. Programın da sonuna geldik zaten. Öyle noktalayalım. Günün en keyifli gıybeti. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu. Biliyorsunuz kendisini öğrenciler pek sevdi. Neden sevdi? Ne dese öğrenciler yapıyor böyle gülüyor. Mesela siz Boğaziçi'nin en zeki, pardon Türkiye'nin en zeki çocuklarısınız dedi gençlere. Onun için istemiyoruz zaten sizi dediler. Karşılık eyvallah oldu. Böyle enteresan bir şahıs Melih Bulu. Hala da devam ediyor. Soğuk havaya rağmen protestolar devam ediyor. Hocalar şimdi, her sabah her yarım sabah saat gidiyor, öğrenciler keza. Şimdi Emin Çapa gene ince avcısı gibi daldı. Bu Bitcoin'de olduğu gibi, başka konularda olduğu gibi bu konuda da bir araştırma yaptı. Emin'cim söz sende. Önce anlat. Bir sen şey demiştin, her tarafa bir ihale açtı demiştin. Lütfen onu mühim ihaleyi paylaş. İlk ihalesi. Rektör olarak ilk işi. Bir ihale açıyor. Çok milyon liralık bir ihale bu. Neden? Güvenlik kameraları alacaklar. Her yere adım başı kamera koyacaklar. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bir rektörün ilk işi budur zaten. Evet, doğru söylüyorsun. Bir rektörün öyle olması lazım. Biz rektörün güvenlik meraklısını severiz. Ve her yere kamera koyanını severiz. Şimdi bu rektörü tanıyalım. Beni tanısanız seversiniz diyordu ya. O laf da onundur. Beni tanısa öğrenciler severdi diyor. Tanıyalım efendim. Buyurun. Zaten onun için ortalıkta durmadan. Şimdi biz bir bilim insanını değerlendirirken çeşitli kriterlere bakıyoruz. Makaleleri, işte çok önemli bir endeks var. H endeksi diye. H endeksi bilim insanının ne kadar atıf aldı. Sen bir makale yazdın Aysun Aslan olarak ama hiç kimse seni ciddiye almadı.
veya bir makale yazdın ama herkes o makaleden bahsediyor. O senin bilimsel kriterini belirliyor. Google'a girin, Melih Bulu H endeksi deyin. Girin, Google'la da Melih Bulu H endeksi yazın. Orada size şu sayfa çıkacak, şu anda gördüğünüz sayfa. Orada kendisinin H endeksi yan tarafında var. Altında makaleleri, onlara kaç kişi atıf yapmış, bahsetmiş, bunlar çıkıyor. Şimdi o altta da bir şey yazıyor. Üç tane şey var, uzmanlık alanı. Yani Melih Bulu isminin altında hemen en soldaki kırmızı, sonra iki tane mavi. Biz orada, tıkladığımız için kırmızı olmuş, evet, o. Evet, aynen. Onlar şu uzmanlık alanları. Evet. Şimdi onlara bakacağız. Bunlar şu. Ona tıkladığınız anda altında o konuda çalışan dünyadaki bütün bilim insanlarını döküyor hepsini. Melih Bey için denildi ki, Sayın Hilal Kaplan dedi ki, alanında dünyanın en iyisi. Gerçekten de öyle. Müthiş bir şey. Tıklıyorsunuz mesela bunlardan bir tanesine. Sektörler. Sektörler diye kendine uzmanlık alan dünyada ne iki kişi var. Ne demekse sektörler diye bir uzmanlık alanı. Muazzam bir şey. Ne demek ben anlamadım. İki kişi var dünyada bu alanda. Melih Bulu da ikinci kişi. Rektör Bey. Dünyada çok... on binlerce bilim insanı var burada. Mesela Mete Atatürk'e benim çok sevdiğim bir kuantum fizikçisidir. Girin tıklayın, onun uzmanlık alanına tıklayın, aşağıda isimler dökülür size. Böyle. Yaşasın, ikinci oldum. Kaç kişi yarıştı? İki. İki kişi. Şimdi ama bu iki kişi arasında ikinci, diğer beyefendi David Jacobson, o beyefendi Dublin Şehir Üniversitesi'ndeymiş. 2010 kişi ona atıf yapmış, Sayın Melih Bulu'ya 783 kişi atıf yapmış. Bir diğer uzmanlık alanını da görelim mi tabii istersen? Diğer uzmanlık alanı örneğin bölgelerin yani tasnif edilmesi, bir araya getirilmesi daha doğrusu diyelim. Sayın Bulu bu alanda tek. Başka hiç kimse yok. Kendine öyle bir uzmanlık alanı yaratmış ki o alanda tek. Doğal olarak da Sayın Bulu mesela birinci. Mesela ben Emin Çapa'yı anlama diye bir uzmanlık alanı yaratmışsam. Birincisin Selma dünyada. Yok, birinci olmam. Selma birinci olmam. O yazmadıysa birincisin doğru, sen. Doğru, yazmak lazım. Başkasının olması önemli değil. Bir tane daha var. Şehirlerin karşılaştırılabilirliği meselesi. İlk grafikte vardı. Evet. O da müthiş. Orada da kendisi gene birinci. Şimdi bir de bir şey var. Sayın Rektör 48 makale yazmış. Kaç atıf olduğu da burada var. Makalelerinin 12'sine... Bakın şurası alıntı yapanlar Türkçeli girdiğimiz sıfır, için. 0000. Diğerlerinde var mesela böyle makaleleri. Diğer makalelerinde 30 kişi, 40 kişi, 99 kişi. Ama 12 makalesi ne? Allah'ın bir bilim insanı dememiş ki ya bu bilim insanı bir makale yazmış, bu da önemli bir şeymiş. Bir kişi demez mi ya 12 makalenize? Hiç. Sıfır. Gerçekten şaşırtıcı. Gerçekten şaşırtıcı. Şaşırmaya devam edeceğiz, konuşmaya devam edeceğiz. Pazartesi beraber olacağız. Çok teşekkür ederim Emin'ciğim. Her zamanki görüşmek gibi gene o inci avcısı şahane şeylerle, incilerle geldi programa yine. Görüşelim olur mu pazartesi günü? Kendinize iyi bakın, hava çok soğuk.